Kazanmamız gereken bir maçtı. Yani hafta başından beri en önemli maçımızı oynayacağımızı oyuncularımıza anlattık. Sahaya çıktık ama inanılmaz derecede kötü oynadık. Çok da talihsiz bir gol yedik. Ondan sonra rakip eksik kaldı. Rakip eksik kalınca rahatlıktan bu maçı kazanacağız pozisyonuna girdi oyuncularımız herhalde. İkinci devre arkadaşlara Bandırma'nın tarihinin en önemli maçında oynayacağını devre arası söyledim. Tabii o arada da ikinci golü yedik. Ondan sonra maçı kurtarma adına inanılmaz mücadele ettiler. Ve son saniyede de penaltıyla maçı kazanabilir, şampiyonun yarı turunu atabilirdik ama çok talihsiz şekilde de iki penaltıyı da değerlendiremedik. Tabii çok üzülüyoruz. İnanılmaz derecede çok önemli iki puan kaybettik. Onun üzüntüsünü yaşıyoruz. Ama bu futbol işte. Yapacak bir şey yok. Kaleci de inanılmaz toplar çıkarttı. Yani inanılmaz da akıllı oynadılar. Vakit geçirdiler. Ve buradan bir puan alıp gittiler. Tabii bizim için şampiyonlukta çok önemli iki puan kayıp diye düşünüyorum. Şayet bu maçı bu şekilde değil de galibiyetle bitirmiş olsaydık şampiyonluğun %60-%70'ini garantilemiş rakibimizden öne geçmiş olurduk. Ama şimdi rakibimiz herhalde mağlup olmuş. 4 puan öndeyiz. 4 puan da az bir puan değil. Yani bir puanı da rakibimiz mağlup olmuş. Tabii ki sevineceğiz, yapacak bir şey yok yani. Sorular geçeyim mi? Yok, teşekkür ederim. Bu iniş çıkışlı grafiği neye bağlısınız hocam? Bazı süper oynuyoruz. Bazı futbol takımında var ya, hepsi bunlar makine değil. Yani mutlaka. Oluyor yani şimdi. Mutlaka. Yani zaten kadromuz da belli. İşte bazı oyuncularımız niye fazla oynadı dedikleri zaman öbürküsünü oynatıyor. Bu sefer öbürküsü diyor, bu sefer diyorlar ki o niye oynamak diyor. Gayet oluyor yani şey olarak. Uzun süre hepsi beraber oynamış. Tabii ki bir takımında düşüş olacak. Bu düşüşte de işte şu günkü gibi kazançlı bitirmiş olsaydık çok daha farklı olacaktı. Ne gibi önlemler almayı düşünüyorsunuz? Tabii bu maç ölçü olmaz. Vallahi elimizdeki maç kadromuzdan idmandaki görüntüsü kimin iyiyse genelde hep o şekilde idmanda performans olarak iyi olanı oynatmaya çalışıyoruz. Şimdi 3 tane sarı kart cezamız var. Bir tane de sakat oyuncumuz var. Yani içeride zaten 8 tane 3 sarı kartıyla oynuyorduk. Şimdi Nazilli maçına işte kalan oyuncularımızdan elimizden geldiği şekilde oynayacağız. Yani. Bu önemli kritik bir maç var önümüzdeki tamam. Hafta değil hepsi mi? Kritik. Nazilli deplasmanı bilhassa. Evet. Burada Bandırma Spor'un, tabii biz bu maçın ilk ve son olacağına inanıyoruz. Bandırma Spor bu değil. Evet. Ne gibi önlemler alacağız Nazilli için? Valla kazanma adına elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Tabii ki bu şekilde hele ilk yarıdaki oynadığımız gibi oynamayacağız. Yani çok daha farklı bir takım olarak oynayacağız. Rakibimiz de ilk beşi oynuyor. Tabii onun da kazanması gereken bir maç olduğunu bilincindeyiz. Kolay bir maç olmayacak. Onlar için de bizim için de zor maç olacak. Hocam geçmiş olsun. Sağ olun. Teşekkürler.